Bugün hepimiz yollarımızı ayırıyoruz. Liderimiz olmadan daha fazla devam edemedik Black. Sizi kimsenin görmemesi için olabilecek en güvenli yere götürüyoruz. Ve Jack, seni affediyoruz. Ağaç nerede? Yıllar sonra bir araya geldik ve ağacı kesmişler. Yin Yang da kaybolmuş. Onu tekrar göreceğiz diye çok heyecanlıydım. Umarım kötü birilerinin eline geçmez. Black'in yüzünü unutmaya başladım. Bir fotoğrafı bile yok. Bu ne ya? Blackpink in your area. Sanırım bir an önce uyusam iyi olacak. Bu ne biçim bir rüyaydı böyle? Black, Jack, bunlar da kim? Ben hiç iyi değilim. Doktora gitmeliyim. Size de daha önce anlattığım gibi Black ve Jack isimli iki kişinin seslerini kafamda duyuyorum. Ve sanırım onların anılarını görüyorum. Her şey o Yin Yang sembolü şeyi bastıktan sonra başladı. Sanırım içimde Black ve Jack isimli iki kişinin ruhu var. Bunun dışında da geleceği görüyor olabilirim. Anlıyorum. Bu durumda size tedavi uygulasak iyi olacak. Nasıl bir tedavi yöntemi bu? Etkili bir tedavi yöntemi. Nasıl yani? İsmi ne? İsterseniz sizi tedavi odamıza götürelim. Buyurun. Ben deli falan değilim. Kesin sesinizi. Asya, verdiğimiz ilaçları içmezsen buradan hiçbir zaman... Doktor hanım? Ne oluyor böyle? Bu kadın niye dondu kaldı? Yoksa bu da büyülü güçlerimden biri mi? Neyse, şu an hemen buradan çıkmam gerek. Kapı açık. Şimdi ne yapacağım? Artık işe de gidemem. Nasıl yaşayacağım? Bana cevap verin. Kimsiniz siz? Ses verin. Bedenimden ne istiyorsunuz? Cevap veremezsiniz tabii. Çünkü ben kafayı yedim. Belki de hastaneden hiç kaçmamalıydım. En doğrusu oraya tekrar gitmek. En azından yiyecek yemeğim ve kalacak yerim olur. Böylece açlıktan ölmem. Gitme vakti. Kızlar, size önemli bir haberim var. Ben bu kitabı okudum. Aferin Jisoo. Okumayı 2 yaşında çözmüştün diye biliyorum. Kurdele ister misin? Şimdi dalga geçmenin sırası değil. Bu kitabı okudum ve çok önemli bir şey fark ettim. Bu kitabı yazan her kimse Black ve Jack'i ve yaşadıklarımızı biliyor olmalı. Nasıl? Bu nasıl olabilir ki? Bilmiyorum ama bu kitapta Black ve Jack'in hatta bizim yaşadıklarımız sanki bir kurguymuş gibi yazılmış ve romanlaştırılmış. Kitapta hepimizin isimleri bile farklı.
Kesinlikle bu işte bir iş var. Bu kıza ulaşmamız gerek. Nasıl? Biz ünlüyüz. Hem de çok ünlüyüz. İstediğimiz herkese ulaşabiliriz. Tek bir sosyal medya paylaşımımıza bakar bu yazarı bulmak. Ama bizim bu hikayenin parçası olduğumuzu biliyor. Bu yüzden bizle asla görüşmez. Haklısın Lisa. Bu yüzden bunu gizli yollardan halledeceğiz. Bakın, Black, Jack. Beni bir şekilde zengin yapmanız karşılığında sizi arkadaşlarınızla görüştürme sözü verdiğimi biliyorum. Ama planlar biraz ertelendi. Hop hop hop! Hemen sinirlenmeyin. Black, zihnimi bırak. Tamam, kabul. Ama sadece bir kerelik. Sonra kafamın etini yemeyi bırakacaksınız, tamam mı? Unutmayın, artık benim zihnimde yaşıyorsunuz. Herkes hazır mı? Hazırız kaptan. Peki ya sahte kimlikler? Onlar da hazır kaptan. Sizi duyamadım. Onlar da hazır kaptan. O zaman Türkiye'ye gitmeye hazırız. Evet, Güney Kore'ye gitmeye hazırım. Siz de hazır mısınız? Aa, doğru ya. Siz benim zihnimdesiniz. Her seferinde unutuyorum. Asya'yı bulduktan sonra yemek yemeliydik. Bu çok önemli bir konu. Aç ayı oynamaz Jisoo. Yolda açlıktan bayılalım mı istiyorsun? Uçakta yedik ya zaten. Jenny ve Lisa haklı Jisoo. Aç aç kafamız çalışmaz ve tüm emeklerimiz boşa gider. Black, pink in your area. Lafımı geri alıyorum. Aç ayı kesinlikle oynamaz. Wah 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 wah. Güzel otelmiş. Burada biraz tatil yaptıktan sonra mı arkadaşlarınızı bulsak? Ah! Tamam Black. Arıyorum kızları. Tabii numaraları değişmediyse. Kızlar, Asya arıyor. Arayan numaranın Asya'ya ait olduğunu nereden biliyorsun ki? Dedektif tutup öğrendik ya Rose. Aa, tamam. Hoparlörleri alıyorum. Alo, Asya? Jisoo, adımı nereden biliyorsun? Sen benimkini nereden biliyorsun? A few moments later. Nasıl yani? Black ve Jack senin zihninde ve onların güçleri şu an sana ait. Doğru mu duydum? Evet, onları sadece ben görüp duyabiliyorum. Yin Yang'ın kırılmasıyla beraber güçleri bana geçti. Ve sizinle görüşmek istiyorlar. Bu yüzden ta Güney Kore'ye geldim. Biz de ta Türkiye'ye geldik. Siz Türkiye'de misiniz? Ortak bir yerde buluşmamız gerek. Ama nerede? Kore'de buluşsak iyi olur. Benim bir planım var. Black ve Jack Yin Yang'a girdiğinden beri usta bir şamanla görüşüyorum. Onları Yin Yang'dan çıkarabilmek için. Fakat Yin Yang kaybolduktan sonra bu planımı uygulayamamıştım. Şimdi uygulayabiliriz. Sen bizi orada bekle Asya. Biz senin yanına geliriz. Bu dediklerine göre Black ve Jack'i zihnimden ayırıp güçleri de benden alacaksınız, öyle mi? Evet. Çok beklersiniz. İlk uçakla Güney Kore'ye gidiyoruz. Ama bu yiyecekler? Paket yaptıralım. Güzel fikir. Yolda yeriz. Buradan hemen gitmemiz gerek. Sefillikten kurtulmuşken güçlerimi asla vermem. Black, zihnimi serbest bırakır mısın? Geleceği göremiyorum. Eğer yeteneğini kullanmama izin verirsen, seni IU konserine götürürüm hazır Kore'deyken. Ne dersin? Doğru karar. Gönder gelsin. Ben tekrardan Deliler Hastanesi'ne mi düşeceğim? Hemen buradan gidiyoruz. Halka açık alanda görünmeyen ruhlarla konuşup onlarla tartışıyorsam ne olmuş yani? Benim ülkemde bu tam tersi işliyor. Siz de kimsiniz? Tanıyamadın mı? Kitapta isimlerimizi değiştirip hikayemizi anlatırken gayet iyi tanıyor gibiydin bizi. Tanıdım tabii ki. Beatrice, Jessica, Victoria ve Rosen.
Konumuz bu değil biliyorum ama ben çok merak ediyorum. Romanda herkesin ismi değişirken neden benim ismim aynı kaldı? Çünkü senin bir sürü ismin var Rosen. Hangisini kullanırsam kullanayım sen olduğun düşünülmezdi. Yine de Alexandra ismi fena olmazdı bana. Rose, konumuzdan sapmayalım. Asya, şamanla işbirliği yapıp Jack de Black'i kurtarmamıza yardım edersen biz de senin bu hastaneden çıkmana yardım ederiz. Ne dersin? Aa, karşılığında bir şey almayacağım anlaşmayı yapmam. Buradan kurtulmuş olacaksın ya da ömrünü burada geçireceksin. Brian gibi. Kendi ülkelerinden olmadığım için bugün yarın beni salarlar. Yani anlaşmamız benim işime yaramıyor. Siz de yedek bir çekiç olduğunu biliyorum. Black ve Jack'in zihni sağ olsun her şeyden haberdarım. Bu son teklifim olacak. Başka bir evrene gitme karşılığında Jack ve Black'in hayatı. Uygun mu? Hem de nasıl? Bir miktarda para lazım olacak tabii ki. Zengin oldum ama sizin kadar değil. Bir de... Daha ne istiyorsun ya? Çekiç bende kalacak. Olmaz. Beni yanlış veya korkunç bir evrene göndermeniz riskini göze alamam. Tamam. Kolay oldu. Jisoo, bunu yapamayız. Yapacak bir şeyimiz yok. Black ve Jack'i kurtarmalıyız. Black! Asla ölmüyorum. Straight to your dumb like, whoa, whoa, whoa. Straight to your dumb like, ah, ah, ah. Kızlar, biz Jisoo ile tuvalete gidiyoruz, haberiniz olsun. İşimiz biraz uzun sürebilir. Jenny! Ne işiymiş o? İkimiz de çok terledik. Karavana gidip üstümüzü değiştireceğiz. Eskisinden bile daha ünlüyüm artık. Ne kadar da iğrenç bir evren burası ya. Neyse ki çekicim var. İyi akıl etmişim de çekici istemişim. Şimdi şöyle güzel bir evrene gidelim. Sıçtım. You know the one here, girl.